altın portakalın iptal edilmesi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bir tartışma konusu bence. Benim anladığım kadarıyla olayın iptal edilmesi yasaklama falan değil. Sadece para desteklerini çekmişler. Yani devlet para desteğini çekmiş. Devlet para desteğini çekince büyük ihtimalle organizasyon yapacak para bulamadılar ve yalan oldu. Desteklerini, maddi desteklerini çekmiş. Ama bunu neden yapmış? Şimdi söylenene göre bir tane kanun hükmü isminde bir film var. Söyleyene göre yani AKP tarafının kanadını söylediğine göre veya iddiasına göre veya AKP'lilerin söylediğine göre diyelim. FETÖ propagandası yapıyormuş bu film. Ama illa FETÖ propagandası yapıyor diye bir kural yok. Kanun hükmünde kararnamelerle alakasız insanların içeri atılması da bir sorun, bir sıkıntı. Bunu mu acaba konu alıyor? Bunu kimse seyretmediği için filmi kimse bilmiyor. Birçok yerde baktım. Filmi kimse bilmiyor yani. Adamlar seyretmiş ve ona mı kanaat getirmişler bilemiyorum. Bence direkt FETÖ propagandası da yapmaz yani yapacağını sanmıyorum abi. Çünkü yapıyor olsa direkt içeri atarlar abi adamları. O yüzden bence benim tahminim kanun hükmünde kararnameleri kullanarak kurunun yanında yaş dayanması sonucunda birçok insanın mağdur edilmesini konu almış olabilir. Bu bir. İkincisi Antalya Film Festivali Altın Portakal Festivalinin kapanmasına üzüldüm mü, üzülmedim mi? Gene karışık duygular içerisindeyim arkadaşlar. Ona ben biraz uzak kaldım. Benim sanat filmlerini hiç sevmediğimi bilirsiniz. Artık bilmeyen kalmadı. Ama bu şu mu demek? İptal edildiğine, devam etmeyeceğine sevindim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Seneye belki gene destek verirler, gene devam eder. Ha, devam etmeyecek diye bir şey yok yani. Çünkü arada sırada olmadığı oluyormuş. Ben şunu hatırlıyorum. Hatta konuyu buraya taşımamın sebebi de o. Hatırladığım şu. Kendim ünlü bir ileride, ünlü bir filmci bile olsam Altın Portakal'a... Çağırsalar dahi gitmem demiştim kendi kendime. Oradaki bazı jürilerden, oradaki bazı yapılan hareketlerden, bazı şeylerden etkilenerek. Şu anda geri döndüğüm zaman %100 hepsini hatırlamıyorum. En son bir olay oldu. Onu da hatırlıyorum. Tamer ile Nihal Yalçın olması lazım. Söylenene göre Nihal Yalçın, Selo'ya özgürlük diyen tayfadanmış. Burada işte bir e, olay yaşandı. Ve bu olay aslında büyüdü arkadaşlar. O olayın kendisini sadece biliyorsanız, Nihal Yalçın ödül almaya geliyor. Bir de şuna da dikkat etmişim neden hep bu siyasi görüşteki insanlara ödül veriliyor demiştim ama dediğim gibi bu doğru mu Yanlış mı teker teker bakmadım. Ben de yaşlanıyorum arkadaşlar. Unutuyorum yani. <laughs> Ama o zaman onu dediğimi hatırlıyorum lan. Niye sürekli aynı siyasi görüşteki insanlara ödül veriyorlar. Neyse olay şu ödül almıyor Nihal Yalçın ve konuşmaya başlıyor. Ve konuşmasını e, gerekenden çok daha fazla uzatıyor. Şimdi bütün konuşmalarda ödül alınır. Ödül alındıktan sonra konuşulur. Ben şunu diyorum ya arkadaşlar. Bu tür özellikle sanatla ilgili çünkü sanatta neyin iyi neyin kötü olduğunu da bilemiyorsun ya çok kişi iyi diyorsa o iyi oluyor. Özellikle sanatla ilgili olduğu zaman insanlar ödülü alıyor ondan sonra da işte daha çok vegan olmalıyız falan. Oscar'lar böyle oluyor genelde. Ya da işte küresel ısınmaya karşı... Ya da işte I stand Ukraine. İşte o, o senenin trendi neyse. Bunlar hakkında konuşuyorlar. Şimdi Nihal Yalçın da bu o yüzden işte bana şey geliyor. Samimi gelmiyor bu tür ödül, ödül törenleri. Yani onu konuşsun diye ödül vermişler gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani sanki bir lobi destek olmuş. O kişiye ödül aldırtmış. Karşılığında da onları konuşturtuyor gibi geliyor. Ki büyük ihtimal tahminim doğru. Her neyse Nihal Yalçın da uzun uzun konuşuyor ama ödülünü almıyor. Ödülünü almadan önce konuşuyor. Sonra Tamer Karadağlı bazı böyle surat hareketleri falan yapıyor. Ondan sonra git mi diyorsunuz falan diye böyle ters yapıyor şey Nihal Yalçın. Tamer Karadal da ödülünü veriyor. Bak ödülünü alırsın ödülle konuşursun şeklinde söylüyor. Mansplaining yapıyor yani. <laughs> Bu olay burada bitmiyor ama. Ondan sonra sürekli başka programlarda Tamer Karadağlı'ya laf sokuyorlar. Başka ödül törenlerinde Tamer Karadağlı'ya laf sokuyorlar. Ondan sonra Twitter'da sürekli giydiriyorlar Tamer Karadağlı'ya. Ve neden giydiriyorlar biliyor musunuz? Kadın olduğu için kadınları aşağıladı, kadınlara aşağı... Sol gericilerin arkadaşlar, sol gerici tarikatının kafasında şöyle bir şey var. Şimdi her şeyi seksistlik olarak görürler. Ancak bunu bu şekilde görmek seksistliktir. Bir şey olduğu zaman kadın olduğun için hiçbir alakası yok konunun değil mi? Hiçbir alakası Ya yani bu sadece bir örnek. Ya da ikincisi de bak gene Yılmaz Güney olaylarında da tekrardan gündeme geldi. Her şeyi ırk olarak görmek. Adamın yaptığı suçları anlatıyorsun teker tık, tık 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 söylüyorsun. gene Altı çıkıyor diyor ki Kürt olduğu için. Kim ırkçı? Yani bu noktada kim ırkçı? Her neyse Şimdi bak ben bu olayı gördüm. Bu e, Nihal Yalçın'la şeyin, Tamer Karadal'ın olayını gördüm. Gördükten sonra da şunu dediğimi hatırlıyorum. Şaşırtmadı. İşte şaşırmadık falan. Ya da şaşırdık mı? Bunu söyledim hatırlıyorum. Demek ki daha önceden de bazı vukuatlar olmuş. Bu bir. ikincisi, festival filmleri neye göre seçiliyor arkadaşlar? Ve en iyi seçilen festival filmi ödülleri neye göre seçiliyor? Çünkü özellikle yeni olanlara teknik olarak baktığınızda... Tabutta da falan en iyi öd film ödülünü almış. İnanılacak gibiydi. Yani bak kimse boş yapmasın. Kimse boş yapmasın. Ben Tabutta da gibi bir tane film çeksem. Tamam mı? Bir de arkadaşlarla. Yani kendi ekibim, setim vesairem yok. Böyle bir film çeksem. Sol gericiler içinden geçer. Bak. Sol gericiler içinden geçer filmin. Net söylüyorum ki içinden geçer. Diye ne arkadaşlar? E, Yılmaz Güney ile ilgili konuştuk ya. Hemen arkasından... Hemen arkasından Beyaz Hap'a saldırı enterleri gelmiş. Hemen arkasından. Beyaz Hap'ı gömen arkadaş. Ve dediğim gibi tarihine baktığınız zaman Yılmaz Güney'e o videoyu yaptığımdan hemen sonra. Şimdi bu arkadaş filmi seyretmiş mi sizce? Elbette çok kötü olması beklenirdi. Çok kötü olmuş. Sanat dediğimiz şey en genel tanımıyla düşünmeyi, anlayışı ve eleştirelliği teşvik eden bir muhalefet alanı demek. Sinema ise bu tanımı en efektif şekilde kullanabileceğimiz görsel bir anlatı sanatı. Anlatı kelimesini özenle seçiyorum ve ekliyorum. Efe Aydal başta olmak üzere alt-right kesimden. Aa bak gördünüz mü? Ben size ne demiştim? Aslında benim gibi insanlar biz %70-75 sol, %25 sağ olmamıza rağmen bu insanların kafasında olmadığımız için alt-right'ız biz. Çıkacak her türlü esere kötü olabileceği ön kabulüyle başlamak, ön kabul bakmak gerekiyor. Çünkü sinema sizin mikro düşünce dünyanızı görselleştirip izleyiciye aktarabileceğiniz bir anlatı sanatı değil bu tanımladığımız muhalefet alanına girmek için daha fazlası olmanız gerekir. Yoksa ortaya çıkacak iş bu film gibi amatör kalır en kibar haliyle söylemek gerekirse. Filmi seyretmiş mi arkadaş? Şimdi diyeceksiniz Yılmaz Güney'le olayı belki tesadüftür. O zaman arkadaşın başka bir entrisine bakalım. Kürt sorunu ne midir? Babaların kaçırılıp kaybettirilmesidir. Küçük kardeşinin bombalar altında yakılan köylerin içinde tankların altında kalmasıdır. Vesaire vesaire uzun uzun yazmış. Ne demiştik arkadaşlar? Bu insanlar, bu insanların kutsallarına siz laf ettiğiniz zaman filminiz olsa filminize saldırırlar. Yani şu herifin para verdi de bu filmi seyretmiş olmasına zaten imkan vermiyorum. 50 lira verip premium üye olup seyredecek mi sanıyorsunuz? <laughs> Sizin arkadaşlar bu insanların kutsallarına laf ettiğiniz zaman işte Yılmaz Güney, Öcalan veya işte seçim döneminde Kılıçdaroğlu. Fındık fıstık satsanız fındık fıstığınıza bok atarlar. Meyve sebze satsanız meyve sebzenize bok atarlar. Kafe işletiyor olsanız kafeniz, kafenize bok atarlar. Üşenmezler kafenize bir yıldız basarlar. Bu insanların olayı bu. O yüzden şimdi bu insanların çoğunlukta olduğunu düşündüğüm bir festivalin iptal edilmesi beni üzmedi. Ama esas sorun şu. Gerçekten bu adamlar çoğunlukta mıydı? Onu bilemiyorum. Onu işte Ekşici abiye sormamız lazımdı ama Ekşici abi... Ulaşamadık. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ben dışarıdan baktığım zaman bana öyle geliyordu ama. Bu festival ve birkaç tane daha festival söylemiştim. Bunlara hiçbir şekilde ben katılmam diyordum. Yani çağır Zaten çağırmazlar. Çünkü ödül alan filmlere bakıyorsunuz. Mesela İstanbul kanatlarımın altında gibi önemli bir film ödül almamış. Çok ilginç bir şekilde. Zenne neden almadı onu bilmiyorum. O da faydalı bir filmdi. Bunlara çok ters gelen bir şey değil aslında. Vardır belki bir sebebi. Nefesin falan zaten... <laughs> Güzel espri. Yani acaba bir kriter mi var arkadaşlar? Yani harbiden soruyorum. Hani düşük prodüksiyon olmasın lazım? Hani düşük prodüksiyon olsun. Indie stüdyo olsun da biz şey yapalım. Öyle bir düşünce mi var acaba? Çünkü hep şey derler ya. Neden altın portakalda ödül alan filmler hiçbir şey yapmıyor? Sebebi bu mu acaba? Özellikle düşük prodüksiyon mu seçiyorlar? Hani düşük prodüksiyon olsun da biraz onlara destek olalım şeklinde mi? Bu çok üzücü bir durum. Gerçekten çok üzücü bu durum. Yani sizin görüşünüze karşı geldik diye benim yaptığım bu işe saldırmak. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben bu işte gerçekten faydalı bir şey yapmaya çalıştım. Elimde imkan yoktu. Bir yandan öğrenmek istedim. Çevremdeki arkadaşlara set eğitimi verdim. Sette nasıl çalışılacağına dair bir şeyler öğretmeye çalıştım. Ve bunu da hiç konuşulmayan konuları gündeme getirmek, dile getirmek için yapmaya çalıştım. Yani birçok arkadaşımız söyledi abi dedi ben de yaşıyorum bunları. Yani doktorların peynir ekmek gibi antidepresan dağıtması. Bu doktorun, şimdi doktora kuzuyoruz ama doktorun hastalardan aldığı baskı. Bu doktorun patrondan aldığı baskı. Bununla birlikte internet üzerinden fenomen olmaya çalışan insanların hikayelerini zaten gördük kazananların ama. Kazanamayan %90'ların, %99'un hatta trajikomik öyküsü. Ve birçok konuya daha değindik. Yani o tıp camiasında yaşanan ve konuşulmayan şeyleri. Reprezentantların yaptıkları eğitimleri. Bu kendi tecrübelerinden ben biraz da filmleştirerek tabii aktardığım şeyler bunlar. O malpraktis avukatları. Bunların yaşadıkları. Yani o olayların birçoğu gerçek anılardan, gerçek hikayelerden arkadaşlar. Maalesef bu tür lüzumlu lüzumsuz ilaç kullanan insanların yaptığı intihar olayları. Bunlara değinmek istedim. Şimdi normal bir insan şunu düşünür değil mi? Tamam ben bu adamın siyasi olarak görüşüne karşıyım. Ama en azından faydalı bir şey yapmaya çalışmış. Konuşulmayan bir şeyi konuşmaya çalışmış. Gençlere faydalı olmaya çalışmış. İnsanları bir tık daha böyle gözünü açmaya çalışmış. Demelerini beklersin. Ama yok sen bu adamların kafasında değilsen sen öl. Ya bu adamların kafasındasın ya öl yani. Abdullah solculardan oluşmuş 10 tane jüri onlar seçiyor işte. Yani bana da öyle geliyor ama işin içinde çok fazla olmadığım için şey de olmak istemiyorum biliyor musunuz? Ya o da solcu. Ya onlar da sol geriş. Ya onlar da onlar da bölücü. Onlar da bölücü falan deyip böyle sonra tek başına oturan o dedelerden olmak istemiyorum. O da öyle, o da öyle falan ama lan öyle çıkıyor. Yani bu festivalden bahsetmiyorum genel olarak yani. Yoruyor değil mi arkadaşlar? Lan o da mı öyle? Lan o da mı öyle? O da mı öyle falan? Yoruyor gerçekten. Sinan Çetin bile almış ödül lan. Çirkinlerde severi Sinan yani Çetin çekmiş. Bu adam iyi film çekeceğini inanmıyorum. Ciddi bir adam iyi film çekebileceğine inanmıyorum. Çirkinlerde sever filmini biliyorum. Seyretmedim ama. Ee, İlyas Salman'ın değil mi? Ben adamın iyi film çekeceğini sanmıyorum abi. Belki senaristi iyidir. Çiçek Abbas, Yavuz Turgul yazdı zaten. O yüzden iyi. <laughs> mutlu ol bu bir emirdir. Onları biliyorum canım. Kağıt, mutlu ol bu bir emirdir. Çok kalitesiz abi. Çünkü neden biliyor musunuz? Adam gerçekçi çekemiyor. Yani adam bir mesaj verecek. Bağıra bağıra söylüyor o mesajı. Ondan sonra diyorlar ki bu iyi film. Geri dönüp işte bakmak lazım. Propaganda vesaire. Onlara tekrar bakmak lazım. Şimdi birçok kişi mesela Komser Shakespeare iyi diyordu. Ve çıktığı zaman insanlar gitti yani seyretti. Biz de şey yapmadık sorgulamadık çünkü o zamanlar Sinan Çetin iyi yönetmen deniyordu. Ama geriye baktımsan oha ne kadar kötü film demiştim. Sinan Çetin'in bütün filmlerinde şey özelliği var abi. Yani görüntü yönetmenleri iyi olduğu zaman film iyiye benziyor ama Sinan Çetin'in çekmiş olduğu Sinan Çetin'i Fight. Sinan Çetin çekmiş olduğunu anlıyoruz. Aslında Komiser Shakespeare konu olarak da kötü bir film değil. Ama Sinan Çetinlenmiş. Böyle işte bazı insanlar kötü. O kötü insanlar şey yapıyor böyle. Kendi siyasi görüşlerini bağıra bağıra söylüyorlar. Benim siyasi görüşüm budur. Bence bu doğru falan diye böyle yavşak yavşak konuşuyorlar falan. Gerçekten zorlayarak bitirdim yani. Okan Bayülgen ve bir iki iyi oyuncunun hatırına. Bazen şöyle oluyor işte arkadaşlar. Yani birileri tarafından şişirilmiş yönetmenler ki bence overrated'ın kralı yani Türkiye'de Sinan Çetin. Yani bir insan bu kadar kötü olup da bu kadar iyi Kabul ettirir kendisini. Gerçekten çok ilginç. Düz adam bir kere altın e, portakal da ödül bile almış ya. İnsanlar neden ödül veriyorlar? Belki hani teknik olarak iyi olmasa da, kalitesi iyi olmasa da, belki de şeyden dolayı iyi bir mesaj veriyor, atıyorum. Veya ilginç bir konusu var. Veya konuşulmayan bir şeyi konuşuyor. Veya orijinal bir konsepti var mı? Yoksa gerçekten de bunlar kendi siyasi görüşünde diye entel danteller gene entel dantellere ödül mü veriyor? İşte bilemiyorsun. 2013'te bak ta 10 sene önce Altın Portakal'a bakarken 2013'te birisi yazmış. Yılmaz Güney'in damga vurduğu festival. Şeyden bahsediyor. 20 dalda aday şey oldu kazandı falan. 20 dalda kazandı dediği bir film var. Filmin senaristi bu. 20 dal dediği de mesela o filmin yönetmenini de Yılmaz Güney olarak kabul ediyor. O filmin ışıkçısı bilmem nesi böyle 20 farklı farklı böyle başrol oyuncusu. Yani adamın senaristliğini yaptığı filmin yönet, yönetmenliğini bile yapmamış. Senaristliğini yaptığı filmin başrol oyuncusu ödül aldı diye Yılmaz abi 20 dalda ödül aldı yazmış adam. Yönetmen mesela en iyi yönetmen ödülü almış Yılmaz abinin filmi. Oğlum nasıl nasıl bir ruh hastası lan bunlar? 2013'te yap, yapmış bunu. Nasıl bir ruh hastası bunlar lan? Nasıl kafa gitmiş bunların? Nasıl bir zombi bunlar? Aykırı aforizmalar. Altın Koza'da yeni Yılmaz Güney ödülü verildi. Adın direkt Yılmaz Güney ödülleri yapsınlar abi. Yeni Yılmaz Güney ödülleri yapsınlar. Gavs'ın müritleri vs. Yılmaz'ın müritleri. Ya bak şey de var. Abicim bak şey de var. Bak mesela bu konu hakkında niye çok konuşuyoruz? Çok ilginç konular çünkü. Ders niteliğinde olabilecek konular. Yılmaz Güney 1, Michael Jackson 2. Michael Jackson'da da aynı şey geçerli. Yani gözlerinin önünde aslında kanıtlar var insanların. İnsanlar bakmak istemiyor. Yok Yoktu da %100, 100, 100, 100, 100, 100. Video olsun videoyu görelim öyle inanırız falan. Kanıtları size anlattım yani. Oğlanlarla yaşadıklarının, kendi kabul ettikleri kanıtlar vesaire hepsini anlattım. Yok. Neden? Michael Jackson'a neden? Çünkü bunu kabul ederlerse adamın şarkıları güzel. Şimdi adamın şarkıları güzel olduğu için oğlan sevicinin şarkısını... Dediğim gibi ben bunu iddia etmiyorum. Millet bana dava açmasın tetiklenip. Sadece ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum diyorum. Öldüğümde millet dava açmasın. Şimdi oğlan sevicinin şarkısını dinliyoruz. Veya oğlan sevicinin şarkısını çalıyoruz veya oğlan sevincin şarkısının üzerinden para kazanıyoruz diye düşünmek istemiyorlar. O yüzden sırf bu şekilde yani adamın şarkıları dansları güzel diye öyle. Şarkısı dansı güzel. Eğer ben küçükken tacize oğlanken tacize uğramış birisi olsaydım ben de şey yapmazdım. Michael Jackson'ı seyret dinlemezdim bir daha. Bu insanlardaki empatisizlik mi? Evet öyle. Ama Amerikalıların YPG'ye YPG'yi neden protesto? YPG'yi destekleyen ünlüleri neden protesto etmediğini aynı şekilde açıklayabiliriz. Empatisizlik insan hepimizde bu var. Ya da mesela System of a Down direkt Türk düşmanı bir grup. Irkçı bir grup yani. Şimdi Amerika'da yaşayan System of a Down'ın müziğini seven, dinleyen insanların ya bunlar Türk düşmanı, ırkçı. Biz ırkçılığa karşıyız deyip de dinlememezlik... yapmasını bekleyemeyiz. Değil mi? Aynı şekilde biz de Michael Jackson bu tür insanlara bunları yapmış ama müziği güzel dinliyorsun. Onun hedefi sen olsan veya benzer bir şeyin hedefi sen olsan dinlemezdin büyük ihtimalle. İşte bu insanların maalesef birbirine empatisizliği. Çok ilginç bir durum. Şimdi Yılmaz Güney özeline gelecek olursak onda da aynı şey geçerli. Şimdi adamların kendi siyasi görüşünde olduğu için diyorlar ki ya işte o çocukları ezmiş öldürmüş karısını Allah'ın günü dövüyor etrafa terör estiriyor ondan sonra canı istiyor sağa sola ateş açıyor her boku yiyor, her şeyi yapıyor. Ama filmleri muhteşem. Harika. Hayır abicim. Hayır. Ama bunları hepsi yapıyor. Ama siyasi görüşü senin görüşünde olduğu için sen onun filmlerini yüceltiyorsun. Neden yüceltiyorsun? Çünkü adamın yaptığı şeyler o kadar aşırı hareketler ki. Filmini aşırı yükseltmen lazım senin. Filmlerin yaptığı işleri aşırı yükseltmen lazım. işte. duvar filmi gördük. Yaptığı işleri aşırı yükseltmen lazım ki senin o hastalıklı siyasi görüşüne sahip olduğu için desteklediğin adamın hani destekleyebileceğin bir yeri olsun, destekleyebileceğin bir noktası olsun. Yani tamam bunları yapmış olabilir. Yani Yılmaz abi ben biraz şiddete meyilli olabilir, biraz bir, bir tık alt tarafı bir tık yapmış olabilir. Ama yani ya filmleri var ya. Uf. Böyle biliyorsunuz değil mi adamlar dünyanın en iyi yönetmenlerinden kabul edildi falan diyor lan. Suna yakınlar falan yazmış. Dünyanın en iyi yönetmenlerinden kabul edildi. Evet ben mesela baktım Google'da yazdım. Veya şey şimdi işte yönetmenlerin tarzları şeyi var. Tutorial videolarını belgesellerini seyrediyorum. Böyle yönetmenleri tek tek göstermiş falan böyle. En, tep, en başta Yılmaz Güney. İnandınız mı? <laughs> Yok öyle bir şey oğlum. Yok öyle bir şey. Sol sol gerici reis. Sağ gerici reis. Almanya köprümüzü kıskanmıyor. Sol gerici reis. Bütün dünya Yılmaz Güney en iyi dünyaca ünlü dünya çapında yönetmendir falan demiyor. Demiyor aga. İşte ben bunu dedim ya Uf şimdi gene gelirler beyaz sapa falan saldırırlar. Entry falan girerler. Koşun koşun. Koşun bedava gofret var koşun. Benim entrimin altında bedava gofret var. Engin bir de bu sanat sepet tayfa neden hepsi SJW? Aslında bir sebebi var çünkü birbirlerini yükseltiyorlar. Birincisi birbirlerini yükseltiyorlar. İkincisi başka yerde iyi olabilmeleri için somut başarılarının olması lazım. Spor ya da bilim gibi konularda iyi olmaların için işte bir şey icat etmiş olman lazım. Akademik olarak gerçekten bir şey yapmış olman lazım somut. Sporda da öyle. Ama sanatta öyle değil. Sanatta çünkü sen kendin bir grup, bir gürüksün. Birbirine sen çok kaliteli, çok iyi dersen çok iyi oluyorsun çok fazla kişi birbirine alkışlarsa circle jerk dediğimiz yani birbirinizi sıvazlarsanız abi sen onu 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 hepiniz birbirini sıvazlıyor hep birlikte kendi kendinizi elit aydın insan ilan ediyorsunuz